İdeal gaz denkleminin tarihini kaldığımız yerden incelemeye devam ediyoruz. Geldik 19. yüzyılda yaşamış İtalyan bir kimyager olan Amadeo Avogadro'ya. Aslında tam adı Lorenzo Romano Amadeo Carlo Avogadro di Cogna e di Ceretto. Ama biz ona kısaca Amadeo diyeceğiz. Böylesi herkes için daha kolay sanırım. Ama de o hayatının bir kısmını küçük parçacıklarla deneyler yaparak geçirdi ve bu deneylerin anısına bir şeyin bir molünde bulunan parçacık sayısına Avogadro sayısı denildi. Avogadro sayısı yaklaşık olarak 6,02 çarpı 10 üzeri 23'e eşit. Avogadro'nun ileri sürdüğü fikirlerden biri şuydu. Aynı sıcaklık ve basınçta eşit gaz hacimleri eşit sayıda parçacık içerir. Bu parçacıklar ister atom olsun ister molekül fark etmez. Mesela 4 adet balonu 25 santigrat derece sıcaklıkta ve farklı gazlardan tam olarak birer litre içerecek şekilde doldurduğumuzda buraya yeşil bir balon çizelim. Hatta bu balon argon dolu olsun diyelim. Pembe bir balon daha çiziyorum. Boyutunun bir öncekiyle tam olarak aynı tutmaya gayret ediyorum. Bu da azotla dolu. Bir tane mavi balonumuz olsun. O da hidrojenle dolu olsun. Boyutları tam tutturamıyorum ama hepsinin hacminin tam olarak birer litre olduğunu biliyoruz. Dördüncü balonumuz sarı olsun. Bunun içinde de metan var diyelim. Avogadro şunu söyledi. Bu balonların hacimleri birbirine eşitse içerikleri gaz parçacıklarının sayısı da eşittir. Ben hepsini beşer parçacık olarak gösteriyorum. Tekrar ediyorum. Burada önemli olan tüm balonların eşit sayıda parçacık içermesi. 1 litre hacminde tüm balonlar 0,041 mol gaz içeriyor. Buna Avogadro sayısını uygularsak balonların her birinde 2,5 çarpı 10 üzeri 22 parçacık olduğu sonucuna ulaşırız. Biraz düşününce hemen fark edeceksiniz. Normal şartlar altında molar hacmi hesaplarken de aynı prensibi kullanmıştık. Hatırlayalım tüm gazların 1 molü normal şartlar altında yani NŞA 22,4 litre hacmindedir demiştik. Üstüne üstlük bunun belirli bir gaz için değil tüm gazlar için geçerli olduğunu Amadeo Avogadro'nun çalışmaları sayesinde biliyoruz. Avogadro bu fikrini biraz akıl yürütmeyle geliştirdi ve kendi yasasını ileri sürdü. Bu yasaya göre V eşittir bir A sabiti çarpı mol sayısı. Bu da şu anlama geliyor. Bir sistemdeki mol sayısı yani gaz parçacıklarının sayısı hacimle doğru orantılı olarak değişir. Başka bir deyişle V bölü N oranı bir sabite eşittir. Eminim siz de balonu şişirirken bunu düşünmüşsünüzdür. Balonun içine daha fazla hava parçacığı doldurduğunuzda yani daha fazla hava üflediğinizde balonun genişlediğini görürsünüz. Yani balona diyelim ki 1 mol hava parçacığı doldurursanız balonun hacmi 22,4 litre olur. Daha da fazla hava üflerseniz, örneğin içerideki hava miktarını 1 bölü 3 mol arttırırsanız balonun hacmi 29,88 litre olur. Yani hava miktarındaki 1 bölü 3 mol artış balonu 29,88 litre hacmine ulaştırır. Bu durumda hacim artar. Eğer bu sisteme daha da çok hava üflersek hacim daha da artar. 1 bölü 3 mollük bir artış demek hacmin 37,5 litreye ulaşması anlamına gelir. Gördüğünüz gibi hacim sisteme soktuğumuz hava miktarlarıyla doğru orantılı olarak artıyor. Yani Avogadro sayısı ideal gaz denkleminin VN kısmını doğruluyor. Çünkü hacim ve mol sayısı birbiriyle doğru orantılı. Şimdi bu prensibi bir örnek çözümünde kullanalım. 0,82 mol gaz içeren pistonlu bir kaba 0,15 mol helyum gazı ekleniyor. Koşulların izotermal ve izobarik olduğu varsayılırsa toplam hacim artışı yüzde kaç olur? Bu arada izotermal aynı sıcaklıkta, izobarik de aynı basınçta demek. Dolayısıyla sıcaklık ve basınç sabit. Molar artışa bağlı hacim artışının yüzdesini arıyoruz. Bu Avogadro sayısını kullanmak için mükemmel bir fırsat. Yazalım. V1 bölü N1 eşittir V2 bölü N2. Bunun doğru olduğunu biliyoruz. Çünkü Avogadro sayısına göre ideal bir gaz için hacmin mol sayısına oranı sabittir. O halde ilk oran ikinci orana eşit olacak. Evet burada bir orantı var. Öyleyse bu orantıyı şu şekilde yeniden yazabiliriz. V1 bölü V2 eşittir N1 bölü N2. Güzel bir orantı oluştu değil mi? Problemi çözmeye bu orantıyı kullanarak başlayabiliriz. Çünkü bakın hacimdeki artış mol sayısındaki artışla doğru orantılı. Hacimdeki yüzdesel değişim şu. Son hacim eksi ilk hacim bölü ilk hacim çarpı 100. Buna yüzdesel değişimin formülü diyebiliriz. Aslında gayet anlaşılır bir formül. Son hacim eksi ilk hacim yani değişim bölü ilk hacim. Bu değişim oranını veriyor. Bunu 100 ile çarptığımızda ise yüzdesel değişime ulaşıyoruz. Ve biliyoruz ki bu mol sayısındaki yüzdesel değişime eşit olacak. O halde yazalım. Eşittir n2 eksi n1 bölü n1 çarpı 100. Artık problemde verilen değerleri yerlerine koymaya başlayabiliriz. İlk durumdaki parçacık yani mol sayısı verilmiş. Mol sayısındaki değişim de verilmiş. Bu durumda son durumdaki mol sayısını da biliyoruz demektir. Tek yapmamız gereken 0,82 ile 0,15'i toplamak. 0,82 artı 0,15 eşittir 0,97 ediyor. Demek ki son durumdaki mol sayımız 0,97'ymiş. Ne ikimiz bu olacak yani? Hadi değerleri yerlerine yazalım. Son mol sayısı 0,97. İlk mol sayısı 0,82 bölü ilk mol sayısı yani 0,82 çarpı 100. O da 0,15 bölü 0,82 eder. Artık problemi çözebilecek durumdayız. Bu ifadeyi sayısal olarak hesapladığımızda hacimdeki toplam artış yüzdesine ulaşacağız. Ama burada biraz durup bu işlemi mantık yürüterek yaklaşık değerlerle nasıl çözeriz ona kafa yoralım istiyorum. 0,15 bölü 0,82 bölümü 0,15 bölü 1 ile 0,15 bölü 0,75 arasında bir sayı olacak. Ve 0,15 bölü 1 yüzde %15 15'e eşit. 0,15 bölü 0,75 ise 1 bölü 5'e eşit. O da yüzde 20 demek. Çünkü 1 bölü 5 yüzde 20'ye eşit. Yani bu ifadeyi mesela bir sınav sırasında aceleyle çözmemiz gerekseydi ve hesap makinemiz olmasaydı, Yaklaşık değerler kullanarak gerçeğe çok yakın bir cevap bulmamız mümkün olacaktı. Cevabın %15 ile %20 arasında bir şey olduğunu anlayabilecektik. Gerçek cevabı hesap makinesiyle hesapladığımızda %18,3 gibi bir sonuç buluyoruz. Demek ki 0,82 mol gaz içeren pistonlu bir kaba 0,15 mol helyum eklendiğinde hacim %18,3 artıyormuş. Ve biz bu problemi Avogadro sayısının prensiplerini temel alarak ve biraz da analitik düşünerek çözebildik.